Sayfa 186, 18. soru. Aşağıdaki verilen birim kesir sıralamadan hangisi? Doğrudur. Birim kesirlerin hepsi arkadaşlar payı 1 olmak zorunda. Zaten paydalarına bakıyoruz. Kuralımız neydi hatırlayalım. Paylar eşit olduğu zaman paydası büyük olan daha küçüktü. O zaman 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 3 o da büyüktür. 1 bölü 4 doğru. Burada 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 5 o da küçüktür. 1 bölü 6 burada büyüktür olacak arkadaşlar. Yanlış. 1 bölü 9 büyüktür. 1 bölü 5 o da büyüktür. 1 bölü 3 bu da küçüktür olacak arkadaşlar. Yanlış. C de 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 8 o da küçüktür. 1 bölü 9 burada da büyük olmak zorunda. Doğru olan A şıkkı. 19 aşağıdaki kesir işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur? Paydaları eşit olduğuna göre arkadaşlar 4 2'yi topladık. Burası 6 olması gerekiyor. Yanlış. 9 ile 4 topladık. 13 bölü 6 doğru. 8 ile 2 topladık. 10 olması gerekiyor. Yanlış. Burada tam kısımları 1 ile 1 topladık. 2. 3 ile 2 topladık. 5 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da yanlış. doğru zaten B seçeneğinde bulmuştuk. 20. soru. Yanda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada kişi sayısı, boy uzunlukları grafiği verilmiş. Boyu 135 santim olanlar 18 kişidir. Bakalım 135 arkadaşlar burası 18 kişi. Doğru. Boyu 124 santim ve 121 santim olanların sayısı toplam 16'dır. 121 olanlar 6 kişi. 124 olanlar 10 kişi. 10 ile 6'yı topladık. 16 doğru. Boyu 137 santim olanların sayısı yani turuncu olan. 121 olanlardan 8 fazladır. Burası 14 kişi. 120 burun 6 kişi 14'ten 8 14'ten 6 çıkarttık 8. Doğru. Boyun uzunluğu ölçten kişi sayısı 36'dır. Buradakilerin hepsini toplamamız gerekiyor. 18 14 10 6'yı toplayalım. 8 18 elde var 1 1 2 3 4 48 olması gerekir arkadaşlar. 36 verilmiş. Yanlış olan D şıkkı. 21. soruda sütün grafiğimiz var. Öğretmenin kalemleri. Burada mavi kalemimiz, kırmızı kalemimiz ve siyah kalemimiz var. Mavi kalemimize bakalım. Mavi kalem 10. Kırmızı kalem 16. Siyah kalem 8. Yukarıdaki grafik bir öğretmenin masasında bulunan mavi, kırmızı ve siyah kalemlerin sayısını göstermektedir. Kırmızı kalemlerin sayısı siyah kalemlerin sayısından kaç fazladır? Kırmızı 16, siyah 8, 16'dan 8 çıkartıyoruz arkadaşlar. Cevabımız 8 olacak. Cevabımız değişik. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 191 çalışalım. Aşağıda yer alan geometrik şekillerin kenarlarını örnekteki gibi isimlendirelim. Evet burada bakın SA kenarı, AV kenarı, GS kenarı, VG kenarı. Burası DK kenarı RY kenarı KY kenarı burası da DR kenarı. Arkadaşlar buradaki kenarlarını yazmadım. Lütfen siz yazarken e, yazmaya dikkat edelim. Buradaki süremizi etkin kullanmak için bu şekilde yapıyorum. Evet burası HP kenarı HY kenarı YP kenarı SY YM SM Devam edelim. CR kenarı, RB kenarı. Evet burası BO, ON, NB kenarı, OV, VA, AB, BO şeklinde de yazabiliriz. İkinci soru aşağıda verilen geometrik şekillerin kenarlarını örnekteki gibi isimlendirelim. Evet buradaki mantığımız arkadaşlar buradaki köşenin karşısı aynı harfle olacak. Burası R'ymiş. R karşısı B açısının karşısı B kenarı. K açısının karşısı K. Burası E. Y, M, T. Burası Z kenarı. D. Burası H. P, N, O. N'yi küçük yapıyoruz. G kenarı. U. Burası da B. Sayfa 192. Üçüncü soru. Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlendirdiği şekillerin isimlerini örnekteki gibi yazınız diyor. Burada nereden başladık? Y noktası. Y köşesinden başladık. Y, M, S B. bu şekilde devam ediyor. Bu bir dikdörtgen. Örneğin buraya A B, C diyelim. A, B, C üçgeni Buna ne diyelim? K L M N K L M N karesi D E F G D E F G dikdörtgeni. Sayfa 193 çalışalım. Aşağıdaki verilen geometrik şekillerin benzer ve farklı olan birer özelliğini yazalım. Evet burada benzer özellikler arkadaşlar. X'in de 4 kenarı 4 açısı olması. Farklı özellikler ise arkadaşlar 4 kenarı aynı uzunlukta. Dikdörtgen neyse ise arkadaşlar karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. İkinci soru aşağıdaki yer alan geometrik şekilleri ve kenar isimlendirdiğiniz Geometrik şeklin adını yanda yer alan kutuya yazınız. Evet burada arkadaşlar istediğiniz harflerle isimlendirebilirsiniz. Örneğin A, B, C, D. Bu neydi arkadaşlar? Dik, dört, gen. Buradaki yeşil olanımız kare. Harfleri sırayla istediğinizi verebilirsiniz. Burada yine kare. Ve son şeklimiz dik dört gen. Üçüncü soru aşağıdaki verilen geometrik şekillerin istenen kenar uzunluklarını boş bırakılan bölüme yazalım. Buradaki KL kenarı diyor arkadaşlar. Burası 3 cm. NM kenarısı ise arkadaşlar. Bu bir kare olduğu için burası da 3 cm'dir. Buraya da 3 yazalım. Buradaki A, y, R, S dikdörtgeninde ise AY Y kenarı 1 cm ise karşısındaki S, R kenarı diye. arkadaşlar yine 1 cm'ye eşittir. Kuralımız karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Turuncu dikdörtgenimize bakalım. Turuncu dikdörtgenimizde C, E kenarı 7 cm ise karşısındaki D, F kenarı da yine 7 cm olmak zorunda. U, Z, M, K karesinde ise Uzay kenarı 4 santimetre ise bütün kenarlar 4'tür. KM kenarı yine 4 santimetre olacaktır. Evet, AYHC karesi verilmiş. AY kenarı 6 santimetre ise kare olduğu için bütün kenarları 6 santimetre olacak. Son şeklimiz dikdörtgen. AE kenarı 2 santimetre ise OU kenarı da yine karşılıklı kenar olduğu için 2 santim olacaktır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.